Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Emin Kılıç başkanlığa getirilirken siyasilerin kongrede Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Afrin Operasyonu ile ilgili mesajları güne damgasını vurdu. Aksaray Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur İnceöz, Milletvekili Mustafa Serden geçti, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe belde belediye başkanları, çok sayıda partili ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde tek gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan gelişmeler oldu. Değerli kardeşlerim, Türkiye bulunduğu yerde sadece Türk halkını ve Türkiye Devleti'ni ifade etmiyor. Türk halkından daha büyük bir kalabalığı, 780 bin kilometre kare coğrafyadan daha büyük bir coğrafyayı ifade ediyor. Kim ki Türkiye'yi Türkiye sınırlarına hapsetmek isterse hata eder. Kim ki Türkiye'yi 80 milyondan ibaret zannederse o da hata eder. Türkiye hamdolsun, gönülden bu millete, bu devlete dua edenleriyle beraber yüzlerce milyonun temsilcisi bir ülkedir. İşte nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı sıfatıyla Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanının aldığı inisiyatif bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kısa sürede İstanbul'da toplanan zirve ABD yönetiminin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma, dolayısıyla Kudüs'ü dünyanın başkenti, İsrail'in başkenti ilan etme kararı akamete uğramıştır. ABD yönetimi bugüne kadar aldığı kararlarda ilk defa yalnız kalmıştır. İslam ülkeleri bir araya gelmiş, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olarak kabulünü ve ilanını yapmış, bütün dünya devletlerini burayı tanımaya davet etmiş. Daha sonra konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmiş. Orada 5 daimi üyenin 4'ü ABD'ye karşı çıkmış. 10 geçici üyenin 10'u da karşı çıkmış. ABD yalnız kalmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiği zaman dünya devletleri 128 oyla ABD'nin karşısında durmuştur. Sadece 9 oy onunla beraber olmuştur. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri aldığı bir karar nedeniyle hem İslam dünyası nezdinde hem de dünyanın diğer saygın üyeleri nezdinde kaybetmiştir. Yalnız kalmıştır. Bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiye'nindir, Türkiye Devleti'nindir ve Cumhurbaşkanımızındır, aziz milletimizindir. O nedenle Türkiye'nin gücünü sınamak isteyenler bu milletin temsil ettiği gücün farkına varmalıdırlar. Sınamayı yapıyorsa onu da ona göre yapmalıdırlar. Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunları ortadan kaldırmak için hükümetimiz büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan adalette, bir yandan diğer alanlarda kalkınmak için, ileri gitmek için büyük hamleler yaparken öte yandan da ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliği için, bölgemizdeki huzur ve güvenlik içinde büyük çabaları, büyük gayretleri ortaya koymaktadır. Türkiye'nin yaptıkları bu açıdan değerlendirildiğinde gerçekten muhteşem icraatların altına AK Parti hükümetleri
imza koymaktadır. Sözlerime başlarken bizler bugün sabahleyin sivil toplum kuruluşlarımızla ve teşkilatımızla beraber sabah namazında Afrin'de zeytin dalı operasyonunu yapan Mehmetçiklerimize hem bir duamızı hem de aynı zamanda kurbanlarımızı kesmek suretiyle dualarımızla ve yakarışlarımızla Rabbim yar ve yardımcısı olsun diye hep birlikte bulunduk. Bu önemliydi. Bunun birliğimizi, bütünlüğümüzü nasıl pekiştirdiğini, nasıl bir arada tek bir yumruk olduğumuzu gösterdiğinden dolayı bu organizasyona katılan, düzenleyen bütün kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Afrin operasyonu ve orada devam eden zeytin dalı harekatında şehit olan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah oradaki emellerini boşa çıkartacak olan hem dış hem de iç güçlerin artık Türkiye olmadan, Türkiye'nin izni olmadan herhangi bir şey yapılamayacağını görmüş olacak. Tabii bu neyle oluyor? Başımızdaki başkomutanımızla oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la oluyor. Allah Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun. Dün biliyorsunuz 10 Şubat'tı ve 10 Şubat Abdülhamit Han Hazretleri'nin vefatının yıl dönümüydü, 100. yıl dönümüydü. Bu vesileyle bizler de bir program hazırladık ve sizler de biliyorsunuz Payitaht dizisinde Tahsin Paşa'yı oynayan Bahtiyar Bahadır Bey geldi ve bir konferans yaptı. Öyle duygulu ve öyle güzel şeyler anlattı ki yaşayarak, yani o diziyi yaşayarak nasıl anlattığını bir kere daha bizlere söyledi. Sohbetimizde şunun farkına vardık ki, o özellikle şunun üstüne vurgu yaptı. 31 Mart vakası neyse 15 Temmuz'da aynısıdır dedi. Onu anlamadan bugünü anlamak mümkün değil dedi. Abdülhamit'i anlamadan da bugünü anlamak mümkün değildir dedi. Ve tarih bilinci ve şuuru şu şekilde olunması gerektiğini özellikle ben de kendime notlar olarak aldım. Tarih bir daha tekerrür etmemesi için iyi öğrenmemiz, hafızalarımızı iyi geçirmemiz lazım ki Abdülhamit Han'a yaşatılan o hainlerin yaşattığı şeyleri bizler Cumhurbaşkanımıza yaşatmamamız lazım. Onun için her daim ve her zaman ölene kadar bu teşkilatımızda bulunan herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır ve yol arkadaşı olmaktan gurur ve mutluluk duymaktadır. Evet, bugün gençlik kollarımız, ben Merkez İlçe Başkanlığı, il yönetimi, sizler gibi teşkilatta yetişmiş bir kardeşinizim. Teşkilat bir okuldur. Burada öğrendiğiniz her şey ileride hayatınıza çok güzel anılar olarak geçer. Onun dışında vatandaşlarımıza hizmet etmek, AK Parti altında çalışmalar yapmak, gelecekte nesillerinize aktaracağınız en büyük şereftir, en büyük mutluluktur. 100 yılda, 200 yılda bir gelen bir liderin altında bu davanın neferi olmak ve bunun için gecesini gündüzüne katarak çalışmak en büyük şereftir, en büyük mutluluktur. O nedenden dolayı genç kardeşlerimizden zaten bunu yapıyorlar ama özellikle istirhamımız bu dönemde daha da sıkı ve daha da güçlü bir şekilde tarihini çok iyi bilen, geleceği çok iyi görebilen vatandaşlarımızla el ele, kol kola, teşkilatımız, belediyemiz ve vekillerimizle beraber inşallah önümüzdeki 2019 seçimlerinde her seçimde yaptığımız gibi yine ilk 5'in içerisinde, ilk 2'nin içerisine girmek suretiyle Aksaray'ımızı taşlandıracağımıza ben inanıyorum. Gençlik kolları burada çok önemlidir. Çünkü gençlerimiz ellerinde bayraklar, ellerinde broşürler, girmedikleri kapı yoktur, yapmadıkları fedakarlık yoktur. Ben bunlara şahidim. Ben bunları bilen bir kardeşinizim. Onun için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Genç kardeşlerimize teşekkür ederken, bu arada daha önce görev yapan Muhammed kardeşime beraber güzel görevlerde bulunduk, güzel seçimler atlattık. Kendisine ve ekibine can yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve yeni başlayacak olan kardeşimiz, Mehmet Emin kardeşime de Allah yardımcısı olsun. Hep beraber, hep birlikte, el ele, kol kola 2019'a en iyi şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Şimdiden kongremiz hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Sözlerime başlamadan önce tabii ki dün kara bir geceydi bizim için. 11 şehidimiz vardı. Ama 81 milyonda yaralımız vardı. Afrin harekatındaki şehitlerimiz 81 milyon vatandaşımızın yüreklerini dağılmaktadır. Ama biliyoruz ki bu vatan, eğer bu vatan üzerinde yaşıyorsak bunları şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar için çok şehit verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ve bu topraklarda yaşayan herkes bir şehit adayıdır. Vatanı için, bu milletin ve devletin bekası için canını hiç çekinmeden feda etmeye hazırdır. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce bugün Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu sürmekte. 20 Ocak'ta başlayan operasyonda Allah orada mücadele eden askerlerimize, Mehmetçiklerimize yar ve yardımcısı olsun diyorum. 80 milyon kalbi vatan aşkıyla çarpan vatandaşımızın duaları, destekleri onlarla beraber. Rabbim orada ordumuzu muzaffer kılsın diyor. Ve bugüne kadar toprağın vatan kılınması için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Ve dünkü operasyon sırasında şehitlerimize tekrar rahmet diliyor Mehmetçiklerimize. Bu arada yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bugün 780 bin kilometre kare yaşadığımız, vatan kıldığımız Osmanlı bakiyesi bu topraklar öyle dünden bugüne kadar kolay elde edilmedi. Her bir karışı Sayın Cumhurbaşkanımızın da Genel Başkanımızın da söylediği şekilde şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar. Görünen o ki bu coğrafyada yurt edinmek, vatan kılınmak, kılmak bundan sonra da öyle kolay olmayacaktır. Bilinmeli ki, biraz evvel benden evvelki konuşmacılarımız da söyledi, bu toprakların vatan kılınması için bundan sonra da 80 milyon her şekilde hazır. Görüyoruz. Bugün Gençlik Kolları Kongresi'ndeyiz. Gençlerimizin heyecanını görüyoruz. Teşkilat mensuplarımızın heyecanını görüyoruz. Vatandaşlarımızın, aziz milletimizin heyecanını görüyoruz. Bilinmeli ki bu topraklardan ne olursa olsun bir karış dahi 80 milyon şehit olmaya hazır ama bir karış verilecek toprağımız asla ve hatta yoktur. O kararlılıkta ve o inançta bu mücadele sonuna kadar sürecektir. Bilindiği üzere Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırlarımızı terörden arındırmaya dair Afrin'deki operasyonlarımız, kahraman ordularımızın fedakarlıkları ve milletimizin duasıyla devam ediyor. Burada vatan evlatlarımızı şehit verdik. Allah kendilerine rahmet eylesin. Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak sizler bilemezsiniz buyuruyor. Bizler de iman ediyoruz ki şehitlerimiz imanlarıyla, şehadetleriyle Peygamber Efendimiz'e komşu olarak yaşıyorlar. Tüm dünya şunu bilsin ki gerektiğinde milletin her ferdi kutlu yolda şehadeti göze almıştır. Bu aziz millet ve sizlerin de aralarında bulunduğu bu asil gençlik şehadet için, ölüm için cepheye koşmaya hazırdır. Afrin'de gerçekleşen operasyon dolayısıyla tüm siyasilerin birlik ve beraberlik mesajı verdiği AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde tek liste gidilen seçimde mevcut Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Aktaş teşekkür konuşması yaparken AK Parti Aksaray İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mehmet Emin Kılıç getirildi. Kutlu davamız yolunda mübarek vatan topraklarında Reis-i Cumhurumuz Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yapmış olduğu ve ümmetin umudu olan bu ateşte birer kıvılcım olabilmek adına getirildiğimiz bu görevde emeği geçen geçmiş bütün başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda kendilerine bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza dair söz veriyoruz. Rabbim bu makamda bizleri Nemrut ile İbrahim peygamber arasındaki savaşta İbrahim peygamberi savunmaktan, Firavun ile tekrar Musa peygamber arasında Musa peygamberi savunmaktan, Serdar Hakan cennet mekan Sultan Abdülhamit Han ile yedi düvar arasında Sultan Abdülhamit Han'ı savunmaktan ve tüm dünyaya karşı
Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmaktan bizleri alıkoymasın. Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte AK Parti Kadın Kolları haftalık olan toplantısına katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte katıldığı toplantıda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Başkan Ferhan Polat ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı ve eşine teşekkür ederek haftalık faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kongremizden sonra bu ilk toplantımız. Başkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz bize ziyaret ettiklerinden dolayı. Kadınlar çok önemli. AK Parti'de de özellikle Cumhurbaşkanımız kadınlara çok önemsiyor. Yani seçimler kadınlarla kazanılıyor diyor. Allah'ın izniyle inşallah 2019 seçimlerinde de AK Parti Aksaray Kadın Kolları olarak elimizden gelenin fazlasını yaparak da hep birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Aksaray'ımız için en iyi neyse, en iyi ne gelecekse onun için koşturacağız, kapı kapı gezeceğiz, el ele vereceğiz. Ayrıştırmalara asla izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Ben başka bir şey demiyorum. Yani birlik ve beraberlik. Geçen hafta seçimini gerçekleştiren kadın kollarımızın hem başkanı hem de yönetimiyle beraber eşimle birlikte ziyaretimize geldik. Ben öncelikle başkanıma ve size hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah utandırmasın. Ve şu anda hepinizle de tanışmış olduk. O nedenden dolayı gerçekten de kadınlarımız, özellikle partimizin en çok yükünü kaldıran ve birçok hizmeti, birçok çalışmayı da en başında götüren bir topluluğumuz, kadınlar, kadın kollarımız. Dolayısıyla belediyemiz olarak da bizler hep birlikte, hep beraber yaptığımız projeleri sizlerle birlikte halkımıza daha da iyi anlatmak ve halkımızın bizden istediklerini sizin vasıtanızla bizlere iletmenin suretiyle biz daha güzel projeleri sizler vasıtasıyla, sizlerle beraber gerçekleştirmek için inşallah çalışmalarımız devam edecek. Ben başkanım ve burada birçok partimizin kuruluşundan beri, uzun zamandan beri bu işin içinde olan tecrübeli ablalarımız var. Onlar tabii ki tecrübelerini paylaşacaklar. Yönetimin içerisinde olmakla burada bulunan mahalle temsilcilerimiz var. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve kadın kollarımızın seçimde nasıl çalıştıklarına ben Merkez İlçe Başkanlığından beri şahidim. Yani geceleri, yani doğrusu sabahları çocuklarını okula gönderip, yemeklerini ayarlayıp, bütün o imkansızlıklar içerisinde imkan yaratıp, o seçim çalışmalarına en başta ve her mahalleyi hiç burada biri mi çıkacak, orada bir şey mi olacak demeden cesurca ve bizim önümüzde gitmeniz ben her zaman takdir etmişimdir. Allah hepinizden razı olsun. Sizin vesilenizle aslında partimiz büyüdü. Sizin vesilenizle de inşallah ayakta duracağız. O nedenden dolayı hem emeği geçenlere, daha önceki başkanlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza daha devam edelim. İnşallah 2019'da daha da güçlü bir şekilde sonuçları almamızda hep birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve yönetim kurulu üyelerinin haftalık olan toplantılarına katılan Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya küçük bir de sürprizleri oldu. Uzun yıllardır mutlu bir evlilikleri olan ve eşine az rastlanır bir özellikle doğum tarihleri aynı olan Başkan Haluk Şen Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'nın yeni yaş kutlamaları için pasta sürprizi yaptılar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mahcup ettiniz. Aksaray'da sabah namazı sonrası Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi. Aksaray Belediyesi, Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği ve Genç Önder tarafından düzenlenen sabah buluşmaları programı kapsamında Aksaraylılar Mehmetçi'ye dua için Ulu Camii'nde toplandı.
Kılınan namazın ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua etti. Şu seher vaktinde kapına gelip ellerimizi açıp boynumuzu büküp sana yalvarıyoruz. Bizleri fenalıktan muhafaza eyle. Birliğimizi temin eyle. Birliğimizi temin eyle. Kardeşliğimizi yeniden tesis eyle. Şu anda sınır ötesinde, sınır içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize, kahraman Mehmetçiğimize nusretini esirgeme ya Rabbel Alemin. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin'de devam eden operasyona dualarla destek olmak için bir araya geldiklerini söylerken, Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Kutlisi Bakar, çağrıya cevap vererek sabah namazı ve duaya katılan herkese teşekkür etti. Bugün şu anda bu saatlerde yapmış olduğumuz dualarla Afrin'de devam eden operasyondaki kahramanlığımıza, Mehmetçiklerimize buradan dualarımızı gönderdik. Az önce hocalarımızın duasıyla beraber kesmiş olduğumuz kurbanla da şehitlerimizin Allah'tan rahmet, gazilerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmak için biz buradan Aksaray'ımızdan dualarımızı gönderdik. Bu birliğimiz için, beraberliğimiz için, bütünlüğümüz için çok önemli. Artık dünya şunu anladı ki Türkiye olmadan, Türkiye'nin isteği olmadan bir şeyler yapılamayacağının farkına vardılar. Onların hedefi terör devleti oluşturmaktı. Bu maksatla çalışmalarını yapıyorlardı. Ve yedi düvel birleşmişti. Ama bizler Türk milleti olarak kahraman ordumuzla beraber orada gereken cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz burada dualarımızla, yapmış olduğumuz ibadetlerle onların yanında olduğumuzu her daim söylemek, her daim bu birlikteliği hatırlatmak için bu tür programlarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Buraya 7'sinden 70'ine katılan bütün Aksaraylı hemşehrilerime Allah razı olsun diyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı, bu hissiyatı her daim yaşamak gerçekten ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Sizler de biliyorsunuz 10 Şubat Abdülhamit Han'ın, Ulu Hakan'ın ölüm yıl dönümü. O zaman yaşanan ne varsa şimdi aynısını yapmaya çalışıyor dış mihraklar. Yine içteki hainler. Ama biz bu tarihten aldığımız dersle tarih bir daha tekerrür etmemesi için başımızda bulunan liderimize her daim sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Ve bu operasyonunda inşallah bir an önce en iyi şekilde sonuçlanıp Mehmetçiklerimizin de memleketimize dönmesi için dualarımız daima yanlarında olacaktır. Bu organizasyonu gerçekleştiren başkanlarıma, burada bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah razı olsun. Manevi beraberliğimizi güçlendirecek olacak bu buluşma, birlik ve beraberliğimize de vesile olacaktır. İçimize fitne, tefrika, fesat sokmak isteyenlere güzel bir ders olacaktır. Nitekim duyuyoruz, Suriye'de ne işimiz var, şehitlerimiz var diye söylemlerde bulunan ayrılıkçı gruplara buradan seslenmek istiyorum. Elbette şehitlerimiz de olacak. Biz günde 5 vakit her namazımızda ya Rabbi bizleri şehitlik mertebesine eriştir. Bizleri şehitlerle haşreyle diye dua buyurmuyor muyuz? Bizim bu yapmış olduğumuz program dosta güven, düşmana korku verecektir Allah'ın izniyle. Mehmetçik için duaya sabah namazı programına AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatanın ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için Ulu Cami'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar daha sonra Aksaray Belediyesi'nin dağıttığı çorba ikramından alarak belediye emekli dinlenme evinde sohbet etti. Aksaray Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Dede Torun Buluşması projesi kapsamında öğrencileri huzurevinde kalan dede ve ninelerle buluşturdu. Buluşmada Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, bir araya geldikleri huzurevi sakinleri, dedeler ve ninelere çiçek verdi. Dede Torun Buluşması etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen huzurevi sakinleri, böyle güzel bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz.
Bu organizasyonla hatırlanmak bizleri son derece mutlu etti diyerek duygularını dile getirdiler. Aksaray Belediyesi tarafından yeni kuşak ve eski kuşağın kaynaşmasını sağlamak ve gelecekle geçmişe sahip çıkmak için düzenlenen etkinlikte dede ve ninelerle birebir ilgilenen çocuklar, daha sonra Zincirye Medresesi'nde meddah gösterisiyle uzun kulak tavşan masalını dinlediler. Dede torun buluşması etkinliği kapsamında güzel bir gün geçiren öğrenciler daha sonra evlerine döndüler. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aksaray Kültür Merkezi'nde Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi. Mehteran konseriyle başlayan anma programı yazar oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun paneliyle devam etti. Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı 2. Abdülhamit Han'ı anma programında okullarda düzenlenen Abdülhamit Han'ı anlamak konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, yakın tarihe kadar Sultan II. Abdülhamit Han'ın insanımıza yanlış empoze edildiğini vurgulayarak etkinlik için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Abdülhamit Han'ı anlamak konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler Emir Ahmet Çam, Bengisu Kemerkaya, Sariye Efe, İbrahim Geçgel, Cihangir Irk, İbrahim Akkoyun, Eyüp Ensardal ve Reyhan Menteş'e gecede ödüllerini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı. Anma etkinliğine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, STK temsilcileri, Abdülhamit Han Fen Lisesi Okul Müdürü Hacı Berber ve idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 18. haftasında kendi evinde karşılaştığı Kilis Belediye Spor'u 1-0 yendi. Her iki takımın oyuncuları hep birlikte sahaya el ele çıkarak kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız yazılı Afrin Harekatı'na destek pankartıyla tüm Mehmetçiklere destek verdi. Pazar günü Dağılgan Stadı'nda saat 14'te başlayan müsabakayı Kahramanmaraş bölgesinden hakem Ahmet Cengiz Gök yönetti. Kuvvetli rüzgarın hakim olduğu bir havada oynanan maçta her iki takım da karşılaşmada zor anlar yaşadı. Maçın ilk yarısını penaltı atışıyla 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ikinci yarıda sergilediği etkili futbola rağmen karşılaşmayı 1-0 tamamladı. 68 Aksaray Belediyespor'a galibiyeti getiren golü ise rakip ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalan Enes Soy'un kazandırdığı penaltı ile dakika 37'de Burhan Coşkun attı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü kendi evinde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 29-28 yendi. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü evinde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç kıyasıya bir mücadeleyle geçti. Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü kıyasıya mücadelede maçı 29-28 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü 2 puanla son sırada yer alırken takımımız 15 puanla 8. sırada yer aldı. Handbol takımımız bu galibiyetle beraber ligdeki üst üste ikinci galibiyetini almış olup galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Kadınlar futbol 3. lig temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor ligin 8. haftasında Kayseri ekibi Kılıç Arslan Yıldız Spor'un konuğu oldu. Aksaray Hasan Dağı Spor, Yıldız Spor'u gol yağmuruna tutarak karşılaşmayı 8-1 ezici bir üstünlükle tamamladı. Argıncık İkinoğlu sahada saat 13'te başlayan müsabakayı Kayseri bölgesinden hakem Birtan Ekren yönetti. Temsilcimiz Kırmızı Siyahlılar ilk dakikalardan itibaren oyunda ezici üstünlüğünü kurarak rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarı 1-1 berabere biterken temsilcimizin ve karşılaşmanın ilk golünü Esra Koç, birinci yarıda beraberliği getiren rakibin golünü ise Nurbulut Korkmaz attı. İkinci yarıya daha etkili ve dikkatli başlayan temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor ikinci golü erken buldu. Dakika 47'de ceza sahasının sağından gelen hava topuna yükselen Nazlı Feride Eletirik rakip kaleciyi şaşırtan kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Bu golün ardından temsilcimiz rakibini gol yağmuruna tutarak maçtan 8-1 galibiyetle ayrıldı. İkinci yarı gollerini Beyza Kutsan, yeni transfer Habibe Nur Işıkoğlu ve Cansu İriş kaydetti. Deplasmanda rakibini farklı skorla mağlup eden sahanın sultanları ligde en yakın takipçilerine 6 puan fark atarak playoff gruplarını garantiledi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.